Tamam. İyi akşamlar sevgili katılımcılar, değerli meslektaşlarımız. Ujot'un salı webinarlarına hoş geldiniz diyerek ben toplantıyı açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Ujot'un Profesör Doktor Eray Çalışkan başkanlığında devam etmekte olan bilim adamı yetiştirme programı bulunmaktadır. Bu programda başladı, halen devam etmekte ve tekrar da gelecektir. Oradaki sınırlı sayılı katılıma nazaran biz de bugün bir klinik araştırmalarla ilgili Profesör Doktor Mine Kanat hocamızın konuşmacı olduğu bir webinar düzenlemeyi düşündük. Mine hocamızı hepiniz tanıyorsunuz. Ujot'tan Dernek Yönetim Kurulu'nda Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde uzmanlığını aldıktan sonra Afyon'da üniversitede akademik hayatına başlayıp halen orada devam eden, bütün hayatı akademisyenlikle geçen yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, onlarca asistan yetiştirmiş çok değerli bir hocamız. O da bugün bize klinik araştırmalar hepimizin kafasında olan, özellikle yeni başlayacak arkadaşlar için ne yapalım sorusu çok fazladır kafada. Nasıl bir çalışma yapalım, nasıl bir bilimsel çalışma yapalım? Bunlarla ilgili en azından bir fikir verici bir konuşma yapacak. Eminim ki herkese katkı sağlayacak bir sunum olacak. Evet Mine Hocam, buyurun. Çok teşekkür ediyorum öncelikle güzel sözleriniz için. Ben bütün katılımcılara da şimdiden teşekkür ediyorum sabırları için. Şimdi tabii geniş bir konu. Bilimsel çalışma nasıl yapalım, nasıl başlayalım, nasıl tasarlayalım? Karmaşık da bir konu. İlk bu işlere başlarken de insan hakikaten ne yapacağını da bilemiyor. Elinden bir yoktan gösterin de olmuyor. Ya da işte gösterin de sınırlı bilgisi oluyor. Her konuda bilgi sahibi olamıyor. Dolayısıyla hani biz bir başlarken nelere dikkat edelim? Gözden kaçırılmaması gereken noktalar neler? İşte genelde böyle bir dolu anlayışı var kervan yolda düzülür diye. Hani onu yapmayalım da baştan yapabileceğimiz şeyleri yapalım diye böyle bir şey yapalım. Tabii konu geniş ama ben temel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlarla başlamak istiyorum. Önce tanımlamayla. Aslında webinarımızın başlığı bilimsel çalışma ama bilimsel çalışma çok daha geniş bir terim. Biz sağlık çalışanları olarak daha özelinde hekimler olarak klinik araştırma terminolojisini kullanmamız gerekiyor. Doğrusu bu. Dünya Sağlık Örgütü bunu nasıl tanımlamış? Sağlıkla ilişkili en az bir girişimin insan sağlığı üzerinde yol açtığı etkileri değerlendirmeye çalışan bilimsel çalışma olarak tanımlamış klinik araştırmayı. Şöyle özetleyebiliriz. Bilimsel çalışmayı herkes yapabilir. Yani mühendisler, ekonomistler, işte tarım uzmanları, meteoroloji uzmanları herkesin yaptığı deneysel ya da gözlemsel veri toplama, bunu raporlama sürecine biz bilimsel çalışma diyoruz. Ama özelinde sağlık çalışanlarının yaptığı veya hekimlerin yaptığı ve insan sağlığını ilgilendiren girişimlerin raporlandığı bilimsel çalışmaları da klinik araştırma diyoruz. Bunlar her şeyle ilgili olabilir. İlaçlar, hücreler, biyolojik ürünler, cerrahi işlemler, görüntülemeler, tıbbi cihazlar, davranışsal terapiler, bakım hizmetleri, işte aşılamalar, aşılama programları bunlarla ilgili olabilir. Şimdi nasıl başlamış klinik araştırmalar? Aslında görece yakın bir geçmişi var, yakın bir tarihi var. Bu ilk teşebbüs diyelim, ilk klinik araştırma demeyeyim de ilk teşebbüs diyelim. Böyle bunu okuduğumda çok ilgimi çekmişti, o yüzden paylaşmak istedim. Osmanlı'nın etkisiyle bir de coğrafi keşifler sonrasında kıta Avrupa'sında 18. yüzyılda çay ve kahve tüketimi çok artıyor. İşte İsveç Kralı 3. Gustav var. Bu da merak ediyor. Çay ve kahve içersek işte sağlığımız olumlu mu etkilenir, olumsuz mu etkilenir diye. Tabii olumsuz bazı incelemeler de okuyor. O zaman hekimler tarafından yazılmış ve monokolik ikizler buluyor. Ölüme mahkum edilmiş. Bu monokolik ikizlerin birine her gün 3 fincan çay, birine de her gün 3 fincan kahve içiriyor. Bunların cezasını yaşam boyu hapse çeviriyor. Ve dolayısıyla bunların yaşamını gözlemliyor. İlginç bir şekilde hem bu çalışma yürüten hekimler hem kralın kendisi bu mahkumlardan önce vefat ediyorlar, önce ölüyorlar. Dolayısıyla biz bu mahkumlar işte çay ve kahve içirilen mahkumlar ne zaman öldü bilmiyoruz ama kralın onlardan önce öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla kayıtlar olmadığı için ilk klinik araştırma, belki de ilk randomize kontrolü çalışmanın fikir babası.
Dolayısıyla hani bunu bir teşebbüs olarak kabul edelim. Peki bu klinik araştırma ne zaman? Bu da 1753 yılında yayınlanıyor. Aslında şimdi hepimiz için klasik bir bilgi olan işte skorbut hastalığı, bunun üzerine çalışan bir donanma hekimi var, Doktor James Lind. Bu skorbut tanısı almış 12 tane denizciyi 6 gruba ayırıyor. Ve her birine aynı beslenme düzeniyle işte aynı yemekleri veriyor. Fakat her bir gruba çok farklı. Bakın bugün şimdi herhalde olsa etik ihlal yiyecek şekilde işte bir kısmı sülfürik asit, bir kısmı elma şarabı. Ekstradan da bunları veriyor. Acaba skorbut hastalığı iyi midir? Hani iyileşecek mi, kötüleşecek mi diye. Burada grup 5'e dikkatinizi verirseniz 2 portakal ve 1 limon veriyor. Ve çalışmanın bitimi tabii donanmayla açılmışlar. Sonuçta çalışma zorunluluktan dolayı 6 gün sonra taze meyve suyu bittiği için sona eriyor. Ama ne görüyor? İşte skorbut tanısı almış denizcilerin durumunda belirgin olarak hani gözle görülür bir iyileşme gözlenmiyor. Ve bunu da 1753 yılında yayınlıyor. Dolayısıyla biz bunu ilk klinik araştırma olarak kabul ediyoruz. Peki daha sonrasında bu ne oluyor? Birazcık hani tarihçeden de bahsediyorum. Çünkü bunlar aslında hepsi bizim şimdi klinik çalışma yazarken ya da bilimsel araştırma yaparken kullandığımız terminoloji. 1863 yılında plasebo nedir? İlk defa bu tanımlanıyor. Farmakolojik olarak etkisi olmayan bir kimyasalın genellikle bu şeker oluyor. İlaç yerine verilmesi ve hastanın bundan memnun kalarak iyileştiğini söylemesi, semptomların düzeldiğini söylemesi. 1920 yılında FDA kuruluyor. Daha doğrusu kimya bürosu var. Bunun adına FDA ismini veriyorlar. Ve bu artık piyasaya sürecek ilaçların denetimini üstleniyor. Ve şimdiki hem kültürel hegemonyası FDA'nin şu anda biz de en ufak bir şeyde işte FDA onayı var mı diye konuşuyoruz. Başlamış oluyor. 1964 yılında da meşhur bizim bu klinik çalışmalarda bahsettiğimiz yazı yazarken mutlaka bir yerinden, ucundan, kıyısından dokunduğumuz Helsinki bildirgesi yayınlanıyor. Şimdi Helsinki bildirgesi üstüne biraz durmak istiyorum. Çünkü o zamana kadar herhangi bir şekilde bilgilendirilmiş onam diye bir yani informed consent İngilizcesiyle bir şey yok. Bunu ilk defa 1964'te Helsinki bildirgesi söylüyor. Bu da neyden temel oluyor? İkinci Dünya Savaşı sırasında biliyorsunuz toplama ve imha kamplarında esirlere işte tıbbi deney, bilimsel gözlem, klinik araştırma adı altında korkunç işkenceler yapılıyor. Ve bundan dolayı işte 1947'de kurulan Nürnberg mahkemelerinde yargılanan hekimler diyorlar ki bizi yani bizden hani hastanın rızasını almamızı söyleyen bir şey yoktu. Dolayısıyla biz de bu çalışmaları yaptık diye kendilerini savunuyorlar. Dolayısıyla böyle bir kod olmadığı için işte önce Nürnberg kodu. Bu tabii Hipokrat yemini temelli bir kod. Aslında Hipokrat yemininde söylediğimiz işte yemin ettiğimiz üzerine yemin ettiğimiz ilkeler üstüne kurulu bir kod. Bunun üzerinden de Helsinki bildirgesi de yayınlanmış oluyor. Şimdi ilginç olan şu, 2013'te 7. revizyon yayınlanıyor. Hani şu anda işte bahsederken biz aslında 2013'teki işte bildirgedeki prensiplere, ilkelere sadık kalarak çalışmamızı yürüttüğümüzü söylüyoruz. Ama FDA, hani biraz evvel söylemiştim kültürel hegemonyası vardı. 1989'da yayınlanan 3. revizyonu tanıyor sadece. Daha sonraki 4 revizyonu tanımıyor. Yine Avrupa Birliği 2005 yılında, 2000 yılında yayınlanan 5. revizyona kadar tanımıyor. Neden böyle bir şey var derseniz, çünkü bu Helsinki bildirgesini yayınlayan Dünya Tıp Birliği örgütü, Dünya Tıp Birliği de sicili çok temiz bir örgüt ya da birlik değil. Özellikle Güney Afrika'da ve işte Afrika'da, Ruanda'da bu apartheid rejimi, işte Ruanda'daki etnik temizlik bunlara cevaz vermiş. Yani bir şekilde göz yummuş bir örgüt. Dolayısıyla işte diyor ki Amerika Birleşik Devletleri sanki kendi sicili süper temizmiş gibi ben bunu tanımıyorum diyor. Ve 2008'de ilk klinik uygulamalar, Good Clinical Practice dediğimiz prensipleri yine Helsinki deklarasyonundan çok da farklı yok ama bunları ortaya koydu. Dolayısıyla eğer Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir dergide yayın yapacaksanız, buraya bir yayın göndermeyi planlıyorsanız artık Helsinki bildirgesi değil de Good Clinical Practice ilkelerini göze alarak, işte dikkate alarak, bunlardan yola çıkarak böyle bir çalışma yaptım demeniz gerekiyor. Çok Helsinki bildirgesini kabul etmiyorlar. Hatta Helsinki bildirgesinin yerine işte Good Clinical Practice'i koymak için de çalışmalar sürüyor. Şimdi gerek Helsinki bildirgesi olsun işte ya da Good Clinical Practice olsun bize ne diyor? Etik güvence verilmesini söylüyor. Şimdi bu önemli. Çalışmayı da bunun üzerine planlamamız gerekiyor. Çünkü önce etik yani buna özellikle çok dikkat ediyorlar. Ne diyeceğiz? Katılımcılar ayrıntılı ve dürüst olarak bilgilendireceğiz. Ne yapacağız? Ne yaptığımızı
Mutlaka hastaya dürüstçe açıklayacağız. Ve ne bekliyoruz işte tedaviden ya da bunu işte hastanın bir takım klinik verilerini tarayarak bunları alarak ne bekliyoruz? Toplumun faydası için, toplumun yararı için neler sağlayacağız? Bunu söylememiz gerekiyor. Bir yandan da hastayı korumamız gerekiyor. Önce hastaya zarar vermemiz, sonra da toplumun sağlığı için çalışmamız gerekiyor. Ve hastaya mutlaka kimliğinin ya da verilerinin anonim kalacağını, bunların açıklanmayacağı güvencesini vermemiz gerekiyor. Buna özellikle çok dikkat ediyorlar. Şimdi nasıl başlayalım bilimsel çalışma yapmaya? Bilimsel çalışma yapmaya. Türkiye'de tabii biraz tümden gelim oluyor. Yani zaten elinizde bir veri oluyor ya da işte birisi bir çalışma yapmış oluyor. Ya ben buradan yola çıkarak nasıl bir araştırma yapabilirim diyorsun. Ya da o A'ya bakmış, ben de A üstüne bakayım, işte A kareye bakayım diyorsun. Ama aslında böyle yapılmıyor. Önce güzel bir araştırma sorusu, iyi bir araştırma sorusu sormamız lazım. Ve bunun üzerine hipotez kurmamız lazım. İyi araştırma sorusunun özelliklerinden biraz sonra bahsedeceğim. Hipotez ne demek? Türkçesini de yazdım. Hem Latincesini hem Türkçesini. Çünkü Türkçeleri de kullanılıyor. Varsayım demek hipotez. Hipotez nedir? Olgular arasında neden sonuç ilişkisi kuran önermedir. Bilimsel bir önermedir. Zaten hipotez kelimesi de Latince önerme kelimesinden geliyor. Bu önerinin en önemli kısmı sınanabilir olması lazım. Yani kendi başınıza her kurduğunuz cümle sizin hipotez olmuyor. Bunun test edilebilir olması gerekiyor. Eğer bu testler sonucunda, gözlemler sonucunda siz sürekli olarak bunu doğruluyorsanız bu teori yani kuram olarak kabul ediliyor. Yani sınanabilir, sizin bunu somut yöntemlerle sınayabilmeniz, test edebilmeniz gerekiyor. Şimdi hipotez nasıl sınanır diye. Aslında bu bizim böyle bilimsel çalışmalarda işte analiz kısmında falan böyle gözümüze çarpan işte alfalar, betalar, p'ler. Aslında bu çok basit dört gözlü tablonun ortaya çıkmış. Ben çok buna dalmayacağım. Hani daha isterseniz daha detaylı olarak da daha sonra bir bölümler yapıp anlatabilirim ama şurada aklımızda kalması gereken bir alfa ya da tip bir hata dediğimiz durum. Bu çalışmanın önemini gösteriyor aslında. Yani sizin verileriniz önemini gösteriyor. Hipoteziniz doğru olsa bile, yani öne sürdüğünüz sağ doğru olsa bile sizin bunu yanlışlıkla reddetme ihtimalinizi gösteriyor bu. Peki bir de P değeri var. Bu P değeri ne demek? P değeri de sizin alfa değerine göre, yani yaptığınız gözlemlerde kaydettiğiniz ölçümler, işte yaptığınız gözlemler bu alfa değerine göre daha mı düşük, daha mı fazla? Eğer daha düşükse o zaman sizin bu tekrarlayan gözlemlerde benzer sonuçlar elde etme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. P değeriniz eğer düşükse alfa değerinizden. Dolayısıyla sizin hipoteziniz doğru oluyor. Ve bu istatistik olarak bir anlam ifade ediyor oluyor. Buradaki bu. Şimdi buna niye girdim bu dört gözlü tablo olayına? Çünkü bir de çalışmamızı planlarken evet hipotez önemli. Ama hipotezinizin doğruluğunu tanımlamak için sizin seçmeniz gereken örnekleriniz var. Çalıştığınız işte vaka sayısı, olgu sayısı var. Bu da çok önemli. Ve dolayısıyla siz bu olgu sayısına ulaşabilecek misiniz çalışma yaptığınız ortamda? Bunu da değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun için işte güç analizi ya da power analiz dediğimiz bir durum var. Bu aslında çok kolay ve gözünüzde büyüteceğimiz kadar değil. İnternette de farklı web siteleri var. Buralara giriyorsunuz. İşte burada örneklem büyüklüğü hesaplayıcılar var. Bunu çalışma öncesinde mümkünse hesaplamanız iyi olur. A priori diyoruz buna. Yok bunu yapamıyorsanız ama bir şekilde çalışma yapılmış ya da veriler var. Bir şekilde birisi getirmiş, taramış size. Bunu postdoc da yapabilirsiniz. Yani olgular çalışma bitmiş, taranmış, edilmiş. Ondan sonra da yapabilirsiniz. Ama bu size istatistik olarak anlamlı çıkmasa bile P değeriniz işte 0,05'ten daha düşük olsa bile belki bu sıkıntı örneklem büyüklüğünüzle alakalı. Bu size örnekleminizin ne kadar güvenilir olduğunu gösterecek bir analiz. Dolayısıyla bunu yapmanız iyi olur. Şimdi iyi bir araştırma sorusu nasıl soracağız? Yani güzel bir hipotezi kurmak için ne yapacağız? Önce buna bakmak lazım. Böl ve yönet. Yani spesifik olacak, dar alanlı olacak. Yani Türkçesiyle söyleyelim, Türkçesi özgür olacak sorunuz. Şimdi işte bazen geliyorlar, işte hocam bir çalışma planı nedir? İşte ektopik gebenin risk faktörleri. Yani böyle bir araştırma sorusu olmaz. Ama daha spesifik, daha dar kapsamlı derseniz ki bana işte sigara, bir kadının içtiği sigara sayısıyla, işte sigara günlük içtiği sigara sayısıyla İşte ektopik gebelin rüptür olma ihtimali arasında bir ilişki var mı? Ha, bu daha spesifik oluyor hem risk faktörlerini olarak. Dolayısıyla zaten bilinen şeyleri
Zaten manuskriptlerde, textbooklarda yer alan, işte metinlerde yer alan şeylere tekrar tekrar bakmanıza gerek yok. Daha spesifik, daha dar bir alan bulup bunu sınamanız gerekiyor. Şimdi başka ne önemli? İlgi çekici olmanız lazım. Yani şimdi sizin zaten yapılmış bir şey ya da ilgi çekmeyen, çok nadir görülen bir hastalık, klinikte çok karşınıza çıkmayan bir şey. Bununla ilgili bir çalışma yapmanıza çok gerek yok. Öncelikle sizin ilginizi çekmeli. Yani bununla ilgili bir yazı olsa siz okur musunuz? Bunu sınamanın en kolay yolu da böyle meslektaşlardan oluşan bir grup içerisinde belki bunu hani dile getirmek. Ama burada da yine bizim doğu toplumların hastalığı işte fikir hırsızlığı olur mu acaba? Yahu benim fikrimi çalar mı acaba? Ya da buradan yola çıkarak bir şey geliştirir mi acaba? Kaygısı oluyor. Hayır, siz hipotezinizi doğru kurarsanız hiçbir şekilde bir fikir hırsızlığı olmaz. Sadece düzgün yöntemlerle ilerlemeyi önem vermeniz gerekiyor. Şimdi bir de her veriye güvenmiyorlar. Bu ne demek? Genelde bizim yaptığımız çalışmalar şöyle oluyor. Ya elimde şöyle bir şeyler var, taramıştım. Ya da hadi aklıma geldi falanca işte bir yerde işte preeklampsi hastalarını tarayalım. Preeklampsi sezaryen aldığımız hastaları tanıyalım gibi çıkıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani sizin önce sorunuzu sormanız lazım. Ama hani diyelim ki tamam kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. İşte maddi manevi değil mi? Maddi kısıtlılıklarımız var. Çalışma yapacağız, kendimizden feragat etmemiz lazım, özel hayatımızdan, işte eşimize, çocuğumuza ayıracağımız zamanda. Dolayısıyla bunu da değerlendirmek istiyoruz. Değerlendirebilir miyiz? Tabii ki değerlendirebiliriz. Ama burada da yine hipotezi düzgün kurmak, soruyu doğru sormak gerekiyor. Ve aynı zamanda bu verilerin size iletilen verilerin ya da bir şekilde topladığınız verilerin de soracağınız soruya yönelik olması lazım. Yoksa sil baştan tekrar başlayıp bazı şeyleri tararsınız. Verileri topladığımızda ne bulmayı planladığımızı daha öncesinde kurmamız gerekiyor. Tahayyül etmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Ve verilerin eğer bize hazır gelmişse doğru toplandığından da emin olmamız gerekiyor. Peki. Bir de burada benim en sevdiğim balık tutma tarama yap. Şimdi ben böyle asistanken de söylenirdi, hep kıdemlerim söylerdi. Ya işte bir vaka gelmedi veya şöyle bir vaka vardı. Ya şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Böyle biz böyle olgular bazında tartışmayı seviyoruz ama böyle bilimsel çalışma yapılmaz. Yani tek tek balık tutarak bu olmaz. Tarama yapmamız lazım. Bize ilginç bir olgu geldiği zaman buna benzer daha önce çıkmış mı veya buna benzer şeyleri nasıl bulabilirim bunu bulmak lazım. Yoksa olgu sunumlarında tek tek bulan balıkların hani bilimsel araştırma, bir çalışma ya da klinik araştırma nezdinde çok bir önemi yok. Bununla ilgili klinik verilere, benzer verilere ulaşmak gerekiyor. Peki şimdi bu bahsettiğim iyi bir araştırma sorusunun özellikleri neler? Az evvel bahsettiğim şeyleri final kriterleri ya da final ölçütleri şeklinde özetlemişler. Yani ne olur sınanabilir olması en önemli özelliği bu. Yani güçlü bir yöntemle siz bunu yanıtlayabilmelisiniz. Dolayısıyla somut bir soru olmalı. Yani soyut duygular, düşünceler, hisler üzerinden ya da inanışlar üzerinden bir şey olmamalı. İkincisi ilginç olmalı, ilgi çekici olmalı. Çünkü artık biliyorsunuz böyle bir bilimsel yayın enflasyonu da var. Dolayısıyla hani fark yaratmalı size sorduğunuz soru. Yeni olmalı. Dolayısıyla ilgi çekiciyle de bu ilişkili. Ve etik olmalı. Ha, tabii ki şunu merak ediyorum. Ya insanın kolu kesilince acaba işte canı ne kadar yanar falan gibi olmamalı. Hani ve ilgili olmalı. Şimdi burada biraz vurmak istiyorum. Çünkü genelde işte bizim belki ülkemizin kısıtlamalarından, kısıtlıklarından kaynaklanıyor yine. Ne yapıyoruz? İşte kit çalışması kolay, işte izin alması kolay. Getirtirim, biraz işte cebimden para veririm, kit getirtirim. İşte şunu da şuna bakarım. Atıyorum preeklampsi de şuna bakarım, bir inflamasyon markerine bakarım. İşte endometriozis de olgularda oksidatif stres markerine bakarım. Gibi gibi böyle kafamızda o yapmış, X grubu yapmış, Türkiye'den şunlar yapmış, biz de yaparız gibi. Şimdi bu yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ama bunu sizin bir kontekste oturtmanız lazım. Yani bunu bakıyorsanız patofizyolojiyle mesela atıyorum işte bir preeklampside inflamasyon markörü mü bakacaksınız? Patofizyolojiyle bunu ilişkilendirmeniz lazım. Yoksa havada asılı kalır. Ben buna baktım, işte anlamlı buldum, yüksek buldum, düşük buldum. Tamam bunun bizi getirisi ne? Benim en çok böyle hani klinik araştırmaları değerlendirirken arada kaldığım nokta bu oluyor. Sizin bunu klinik uygulamaya bağlamanız lazım ya da patofizyolojik kontekste, patofizyolojide bir yere oturtmanız lazım. Yoksa onun dışında hani baktım olgudan öteye bir şey geçmez. Ondan sonra işte çalışmamız kabul etmedi. Halbuki şu kadar uğraşmıştık, bu kadar para harcamıştık oluyor. Şimdi gerçek hayatta bu araştırma sorusu ya da hipotez ne işimize yarayacak? Gerçek hayatta biz bunu
Özetinde amaç yani objektif kısmını da mutlaka belirtmemiz lazım. Aynı şekilde giriş kısmının son paragrafını da belirtmemiz lazım. Yine bana değerlendirmem için yollanan makalelerin çoğunda inanır mısınız bu yok. Yani hani amacı belirtilmemiş. Yani çünkü düşünülmemiş daha öncesinde ya böyle bir çalışma yapalım yola çıkılmış bir şey. Mutlaka bunu belirtmeniz lazım. Çalışmanızın başlığının amacınıza tutarlı olması lazım. Ve metin içinde de yine aynı şey, yani hipotezinizle ilgili şeyleri anlatmanız gerekiyor. Şimdi çalışma tasarlarken bunu dört tane ayağı var. PIKO diye bunu kısaltmışlar. Materyal metodu da yazarken bu, işte bu dört tane ayağı, bacağı düşünmeniz lazım. Masanın dört bacağı gibi ya da sehpanın dört bacağı gibi dört bacak. PIKO nedir? P burada patient ya da problem, problem yerine geçiyor. Yani hangi olgular, hangi hastalık üzerinde yapacağım? Bu olguların dahil edilme kriterleri neler, dışlanma kriterleri neler? Benim bunu materyal metodu ayrıntılı olarak belirtmem lazım. Hastalıksa hangi hastalık? Dar kapsamlı olarak belirtmem lazım. İşte endometrium kanseri ama hangisi? Evde bir mi, iki mi veya hangi histopatolojik tipi? Intervention ikincisi yani girişim. Bir girişimde bulunacaksan bu bir cerrahi müdahale olabilir, bir küçük müdahale olabilir, bir ilaç olabilir. Bunu ayrıntılı olarak belirtmem gerekiyor. Ne koşullarda yaptım, nasıl yaptım, farklı olarak neyi yaptım belirtmem gerekiyor. Dozu ne, zamanlaması ne, süresi ne? Bunu söylemem gerekiyor. Üçüncüsü C yani comparison karşılaştırma. Neyle neyi karşılaştıracağım? İşte sağlıklılarla hastalarımı karşılaştıracağım. Hastaları zaman içerisinde mi karşılaştıracağım? İşte birinci ayda, üçüncü ayda mı karşılaştıracağım? Bunu yine ayrıntılı olarak belirtmem lazım. Dördüncüsü de outcome yani sonuç. Ne bekliyorum, neye bakacağım? İşte sezaryen olmuş hastalarda yarı yerindeki ize mi bakacağım? Hastanın bundan kendinden memnun olmasına mı bakacağım? Ya da işte başka bir şeye bakacağım diye. Bunlar genellikle sonuçlar yarar zarar. Yani hasta yarar mı gördü, zarar mı gördü? Biz bu iki uçlu açılıma işte dikotom diyoruz. Sıklık bakabilirim. Yani prevalans ya da insidans bakabilirim. Ya da işte risktir, şu kadar riskli bu oluyor diye buna bakabilirim. Mortalite, morbidite ve yaşam kalitesine de bakabilirim. Yani mutlaka neye bakacağımı, sonucuna ne beklediğimi de buraya yazmam gerekiyor. Bu dört bacak tamamlanmazsa güzel bir materyal metot yazımı olmaz. Dolayısıyla hani öncesinde bunları düşünmemiz gerekiyor. Hangi hastalara, hangi girişimde detaylandırmam lazım, anlatmam lazım. Neyi karşılaştıracağım? Yani hastayı kendi arasında mı karşılaştıracağım zamana göre yoksa bir sağlıklı grubum var ve sonucuna ne bekliyorum? Bunları belirtmem gerekiyor. Şimdi klinik araştırmalar tanımsal ya da analitik olabilir. Tanımsal çalışmaları hepimiz az çok biliyoruz. Anket çalışmaları olarak geçiyor. Analitik çalışmalar ise gözlemsel ya da deneysel olabiliyor. Gözlemsel çalışmalarda kohort, kesitsel, vaka kontrol ve deneysel çalışmalarda biliyorsunuz işte bu klinik araştırmalı piramidinin en tepesinde yer alan randomize kontrollü ya da randomize olmayan kontrollü çalışmalar şeklinde geçiyor. Şimdi bunlara birazcık bir göz atalım bakalım. Gözlemsel çalışmalarda neler var? Aslında bunlar adı üstünde yani bir grup hastayı alıyorsunuz. Ya da sağlıklılar da olabilir, sadece hastalar da olabilir. Bunları bir süre gözlemliyorsunuz ya da gözlemlenmiş oluyor. Geriye dönük olarak tarıyorsunuz. Deneyselde ise herhangi yeni hastaları alıyorsunuz. Bunları belli bir çalışma tasarımına yerleştirip belli bir müdahale yapıyorsunuz ve sonra etkilerini görüyorsunuz. Şimdi kohort çalışması, gözlemsel çalışmanın ilki olan kohort çalışmasına geçmeden önce kohort tanımlamak isterim. Kohort tanımlanmış bir özelliğe sahip tüm bireylerin oluşturduğu topluluktur. Türkçesi evren. Ve bundan yansız olarak seçilmiş, bunu temsil etmek üzere yansız olarak seçilmiş hasta grubuna da, olgu grubuna da örneklem diyoruz. Ya da İngilizcesi de sample diye söyleniyor. Sample söylüyoruz. Şimdi evreniz bir şey yaparken, ifade ederken, kohort ifade ederken büyük N harfini kullanırız. Sample küçük neyi de örneklemi ifade etmek için kullanırız. Genelde çalışmalı yazanlarda gördüğüm hata büyük N ya da küçük N'den sonra iki nokta üst üste kullanılıyor. Bu kullanılmaz. Çünkü bu matematiksel bir işaret. Burada bir sayı vereceksiniz. Yani örneklemimizin büyüklüğü kaç? Bunu söylemeniz lazım. Dolayısıyla lütfen iki nokta üst üste kullanmayın. Eşittir kullanın. Kohorta örnek mesela gebe kadınlar. Atıyorum preeklampsi tanısı konmuş gebe kadınlar. İşte 5 yaşından küçük çocuklar. Ortaklı özellikleri olmalı bunların. Tamam. Bunların içinden de yansız olarak seçtiğiniz gruba örneklem yani sample diyorsunuz. Şimdi kohort çalışması nasıl oluyor? Kohort çalışması risk taşıyan olgularda
takip ediyorsunuz ve işte bu hastalık çıkıyor mu çıkmıyor mu onu görüyorsunuz. Bu bir hastalığın insidansını belirlemek, doğal serini belirlemek için ideal bir yöntem. Yani eğer siz bir hastalığın bir topluluktaki sıklığını ve nasıl seyrettiğini görmek istiyorsanız, nasıl devam ettiğini görmek istiyorsanız, o zaman kohort çalışması yapmak sizin için daha uygun. Kohort çalışması retrospektif olabilir, prospektif olabilir. Tabii prospektif olanlar çok pahalı. İşte yani ciddi bir maddi destek gerekiyor. Siz vazgeçebilirsiniz, hasta vazgeçebilir. Bekleme süresi uzun. Bu sürede kayıplar olabilir. Siz de vazgeçebilirsiniz. Dolayısıyla bu kohort çalışmaları genellikle ülkemizde retrospektif olarak yapılıyor. Yani zaten hasta olmuş olgular seçiliyor. İşte risk faktörü taşıyanlar. Bir de risk faktörü taşıdığı halde hasta olmamış olgular birbirleriyle karşılaştırılıyor. Tabii burada geriye dönük olarak yapıldığı için kayıt tutmada da dünya bilgisi değiliz. Kayıtlarla ilgili hatalar olabiliyor. Uygun olguları bulmak zor olabiliyor. Kayıtlar silinmiş olabiliyor. Dolayısıyla hani prospektif yapıldığı zaman kıymetli bir çalışma ama Türkiye şartlarında biraz daha zor. Bir grup hastayı alıyorsunuz, risk faktörü taşıyan onları takip ediyorsunuz. Kaçında nasıl hastalık ortaya çıkacak ve ne zaman ne kadar sonra ortaya çıkacak diye. Peki kesitsel çalışma en çok yapılan çalışmalardan biri bu nispeten kolay. Anlık olarak yapılıyor. Bir hastalığın prevalansını belirliyoruz burada. Şimdi özellikle böyle insidans prevalans diye üstüne duruyorum. Çünkü yine yapılan çalışmalarda o kadar çok aslında prevalans ölçülmüş ama insidans diye belirtiliyor. Dolayısıyla bu iki terimi iyi bilmek, ayırt etmek gerekiyor. Bu nasıl? Anlık olarak bir grup hastayı alıyorsunuz. Ondan sonra burada neye bakıyorsunuz? İşte herhangi bir değer. Bu biyokimyasal bir değer olabilir, antropometrik, biyometrik bir ölçüm olabilir. Buna bakıyorsunuz ve buna göre kıyaslıyorsunuz. Yani işte mesela işte vücut kitle indeksi yüksek olanlar, düşük olanların işte kolesterol düzeyleri veya herhangi bir işte şey uygularsınız, bir ölçek uygularsınız, ölçeğe göre duygu durum değişiklikleri gibi. Bu prevalans oluyor. Ben şimdi insidansla prevalansı bir daha burada tekrar etmek istiyorum. Çünkü aslında prevalans ölçüldüğü halde insidans yazılan çok çalışma var. Prevalans o anda bakıyorsanız yani bu hastaları belli bir süre takip etmemişseniz veya edilmemişse o zaman baktığınız sıkılır. İnsidans ise bir süre boyunca atıyorum işte 4 sene 5 sene takip ediyorsunuz ya da bir şekilde edilmiş size bir verileri gelmiş. Bunlara da baktığınız sıklık ise insidans oluyor. Yani her sene eklenen veya çıkan olgularla beraber insidans dinamik bir değer değişiyor. Prevalans ise o anlık değeri söylemiş oluyor. Bir de vaka kontrol çalışması var. Bu da genelde Türkiye'de sık yapılan bir çalışma. Bu da hastalık tanısı konmuş olgularla sağlıklı olguları geriye dönük olarak karşılaştırıyor. Şimdi olumlu bir yanları neler? İşte kolaycacık yapılabiliyor. Hemen hastaları topluyorsunuz. Nadir hastalıklar için iyi. Çok sık görmediğimiz hastalıklar için iyi. Enerji ve zaman tasarrufu deniyor tabii diğer çalışmalara göre. Yine bu da Türkiye şartlarında oldukça enerji ve zaman alıcı işler ama yine nispeten daha iyi. Ve gelecek çalışmalar için size belki işte şuna da bakayım, buna da bakayım deme ihtiyacı sağlıyor. Fakat burada sıkıntı retrospektif olarak yaptığımız için yine aynı şey. Kayıtlarda hatalar olabilir, hastalar bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olabilir, size yanlış bildiriyor, yanlış beyan ediyor olabilirler. Bu metodolojik hataları açık. Bir de Türkiye'de olan bir şey bu genellikle. Yine kontrol grubu. Ya işte hocam hangi kontrol grubu? Ya oradan al 3-5 deniyor. Öyle değil. Aslında kontrol grubunda vakaları uygun seçmek gerekiyor. Yani hangi dönemde işi sana aldıysa o dönemde olan sağlıklı bireylerden yine yaşıyla eşlenmiş, işte vücut kitle indeksi eklenmiş ya da işte amacınıza yönelik olarak hangi verileri tarıyorsanız mümkün mertebe o veriler yönünden eşlenmiş bir kontrol grubu seçmek mümkün mertebe biyası en aza indiriyor. Şimdi biyastan bahsedelim. Biyas nedir? Çok böyle işte vaka şeyler de geçiyor çalışmalarda. Türkçe'ye yanlılık olarak çevrilebilir. Yanlılık. Aslında hepimizde biraz yanlılık var. Hepimiz işte kendi yetiştiğimiz yere göre, duygularımızı, düşüncelerimize göre bir şeylere yanlı bakıyoruz. Bunu en çok şeyde görüyoruz. Böyle işte Mars yüzeyinden ya da Ay yüzeyinden fotoğraflar yollanıyor. Aa diyoruz ne kadar insana benziyor, işte kaleye benziyor, eve benziyor ya işte canlı mı var falan. Bu onun gibi yani. Değerlendirmek istediğimiz gibi değerlendiriyoruz. Eğilim demek. Bilimsel çalışmalarda ise bu gerçek sonuçların saptırılmasına neden olan sistematik hata veya değişkenlik olarak tanımlanıyor. Biraz aslında her şeyden kaynaklı olabilir. Bizden kaynaklanabileceği gibi dediğim gibi bazı tedavilere daha işte olumlu bakıyor olabiliriz. Bazılarını sevmiyor olabiliriz. Tamamen kişisel. Katılımcıya da bağlı olabilir. Katılımcı yanlış hatırlıyor, yanlış beyan ediyor olabilir. Veri analizine, istatistikçimize bağlı olabilir.
Ve aynı şekilde literatüre bile bağlı olabilir. Yani literatür bile bazı konularda daha yanlı ve siz de onların etkisi altında kalır ya da tam tersine onlara karşı bir tepki duyup tam tersini kanıtlayacağım bunun diye sürece girebilirsiniz. Dolayısıyla vaka kontrol çalışmaları ve kohort çalışmaları bir yasa daha açık çalışmalar. Şimdi vaka kontrol çalışması yapıyorsanız ve bunu yayınlayacaksanız mutlaka iki tane veriyi de buraya dahil etmeniz lazım. Bir tanesi odds ratio, veri analistiniz belki bu konuda yardımcı olur ama yani olamadığı durumlarda mutlaka bunu talep etmeniz lazım. Bu içler dışlar çarpımı. Yani şöyle vakalar var, kontrol var. Burada belli bir risk grubuna maruz kalmış bireyler var, maruz kalmamış bireyler var. Bunları içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman risk faktörüne maruz kalmış bireylerde hastalığın ne kadar daha sık görüldüğünü, ne kadar kat daha fazla görüldüğünü söylüyor. Odds ratio mutlaka, odds oranı mutlaka bunu vaka kontrol çalışması yapıyorsak çalışmamızı eklememiz lazım. Aranıyor ve istenir. Diğeri de relatif risk. Bu da relatif risk de yine bütün risk faktörüne maruz kaldığı halde hasta olmuş olgu sayısıyla risk faktörüne maruz kalmadığı halde hasta olmuş olgu sayısının birbirine oranı. Bu da hani görece nispeten ne kadar riskli hastalar bunu gösteren bir durum. O sebeple odds ratio ve relatif riski mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim bilimsel çalışma piramidinin ya da klinik araştırma piramidinin en üstüne yer alan randomize kontrol çalışmalara. Bunlar hep böyle bahsediyoruz. Biz de biraz böyle daha bir şekilde RCT falan diye kısaltıyoruz. Şimdi randomize kontrol çalışma analitik bir çalışma. Diğerleri gözlemsel. Çünkü zaten olmuş bitmiş bir risk faktörüne maruz kalmış olgular üstüne biz bir gözlem yapıyoruz. Burada ise analitik bir şey var. Yani bir müdahale yapıyoruz ve analiz ediyoruz bunu. Randomize derken gelişi güzel, rastgele bir şekilde çalışma ya da kontrol grubuna alınmasını söylüyoruz bireylerin. Şimdi bu randomizasyon da şöyle anlaşılıyor güzel ülkemde. Kafamıza göre işte dağıtalım 3 oraya 5 buraya. Hayır öyle değil. Bunun teknikleri var. Bu konuda iyi bir istatistikçi yardımcı olabilir. Ve siz eğer böyle bir çalışma yapıyorsanız mutlaka randomizasyon tekniğini seçip burada artık en uygununu seçip burada belirtmeniz lazım. Yani şuna göre ben bunu randomize ettim demeniz gerekiyor. Şimdi olumlu tarafları neler? Randomizasyon bir yıl neredeyse çok çok aza indiriyor. Çeldirici faktörü biraz sonra bahsedeceğim nedir? Etkisini en aza indiriyor. Dolayısıyla istatistik olarak çok güvenilir bir yöntem. Fakat olumsuz tarafları ne? Çok emek harcamamız gerekiyor. İşte maddi olarak muhtemelen destek almanız gerekiyor. Türkiye'de izin alması çok zor. Çünkü hastalara hele bir girişim yapacaksanız, ilaç verecekseniz falan sigorta etmeniz lazım olacak. En ufak olumsuz, yani sizin tedavinizden kaynaklansın, kaynaklanmasın olumsuzluklara karşı. Tabii çok standartizasyon var, çok standartizasyon. Yani her şeyi sabitliyorsunuz, her şeyi belli bir yere çakıyorsunuz. Dolayısıyla standartizasyon olduğu için gerçek hayattan da uzaklaşıyor. Çünkü biz biliyoruz ki gerçek hayatta standart değil. Yani her zaman umduğunuz şeyler, beklediğiniz şeyler umduğunuz gibi sonuçlanmayabiliyor. Bazen sizi şaşırtıcı sürprizler olabiliyor. Artı etik kısıtlamalar da var. Yani bazı konularda randomize kontrol çalışma yapamazsınız. Ne gibi mesela? İşte eraş uygunsuzluğu olan bir gebelik, işte eraş uygunsuzluğu olan gebe kadınlarda antidemoglobin yapmayalım bakalım da bir görelim ne zaman immünizasyon olacak, nasıl olacak, olacak mı olmayacak mı diyemezsiniz. Çünkü immünizasyon olursa bunun sonraki gebeliklerde çok ciddi sonuçları olur. Dolayısıyla böyle etik kısıtlamalar olduğu için her çalışmaya ya da her hipoteze, her araştırma sorusuna uygun bir yöntem değil. Şimdi yine çalışmalarda geçen bir başka terminoloji var. Confounding faktör diye. Çeldirici etken, çeldirici faktör diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu verilerin ve istatistik analizin yanlış yorumlanmasına sebep olan bir durum. Yani nasıl? Mesela diyelim ki ben şunu araştıracağım. İşte alkol tüketen her gün işte belli bir miktar alkol tüketenlerde kalp hastalığı riski var mı yok mu? Bunu araştıracağım. Alkol tüketenlerin bir kısmı sigara da içer veya sigara da içer. Sigara burada çeldirici faktör. Acaba saf yani alkolden dolayı mı bunlar kalp hastası oluyor? Yoksa sigaranın da bunun olumsuz etkisi var mı? İkisi birbiriyle karışıyor. Dolayısıyla eğer siz standartize ederseniz, randomizasyon yaparsanız bu çeldirici faktörün etkisini minimize etmiş olursunuz, en azından indirmiş olursunuz. Randomize kontrol çalışmalar klinikte olabilir, sahada olabilir, örneğin tıp anlamında özellikle aşılamalarla ilgili olabilir. Risk faktörü çalışması şeklinde de olabilir. Yani özellikle bunu Avrupa'da çok yapıyorlar. İşte ileride kalp hastalığı olmasın diye mesela ya da işte ne yapıyor?
kalp hastalığı olması ne düşük dozu mesela şey veriyor, statin veriyor ya da işte antikolesterol ilaçlar veriyor ya da işte sigarayı bırakıp kullanmaya alışkanlığı varsa sigarayı bırakması için antidepresan ilaçlar veriyor, bunları görüyoruz. Bir de randomize kontrol çalışmalar açık, tek kör, çift ya da üçlü kör olabilir. Şimdi açık çalışmalarda bazen tabii yapılması gerekiyor. Çünkü ilaçların verilme yöntemleri, yolları farklı olabiliyor. Öyle olursa açık oluyor. Herkes kime ne uygulandığını biliyor, hasta da biliyor. Eğer hasta ya da araştırmacı hangi ilacın uygulandığını bilmezse tek kör oluyor. Hem hasta hem araştırmacı bilmezse çift kör çift oluyor. Bir de buna yeni üçlü kör eklendi. Veri analisti yani istatistikçi kendisine gelen verilerin ne olduğunu bilmiyor. Grup 1, grup 2, grup 3 diye kendisine veriliyor. O da bilmezse o zaman üçlü kör diyoruz. Başka nasıl olabilir? Paralel olabilir. Bu en çok gördüğümüz randomize kontrol çalışma. İşte grup 1, grup 2 var. Kontrol. Burada birisine X tedavisi verirken bir resim, birisine Y tedavisi veriyorsunuz. Sonra bunları karşılaştırıyorsunuz. En çok gördüğümüz bu. Bir crossover çapraz var. Bu ilginç geldi bana. Herhalde bu bilmiyorum, kadın hastalıkları ve doğum şey için pratiğinde ben pek görmedim. Varsa hani sizin rast geldiğiniz varsa tartışabiliriz. Burada da ilk gruba işte A ilacı veriliyor. İkinci gruba B ilacı veriliyor. Sonra ortada bir temizlenme periyodu var. Yani bunlar işte 4 hafta, 6 hafta neyse hiç ilaç almıyorlar veya daha uzun bir sürede olabilir. Daha sonra ilaçları değişiyorlar. Bunun amacı şu, her bireyin kendisinin kontrolü olması. Yani dolayısıyla ne oluyor? Burada bireyler arasında olabilecek heterojenite, farklılıklar, işte demografik ya da klinik özelliklerden kaynaklanan sıfıra indirilmiş oluyor, minimize edilmiş oluyor. Diğeri cluster, küme. Bu özellikle COVID-19 pandemi sırasında bununla alakalı olarak çalışmalar yapıldı. Burada da bireyleri randomize etmiyorsunuz. Yani hastaları randomize etmiyorsunuz ve onun yerine klinikleri, hastaneleri, belki köyleri, yerleşim yerlerini, mahalleleri randomize ediyorsunuz. Özellikle pandemi gibi pandemi çalışmalarında ya da epidemi çalışmalarında önemli. Bir de faktöriyel olarak var. Bunda da şöyle, biraz evvel bahsettiğim çeldirici faktörlerin etkisini en aza indirmek için yapılan bir şey. Yine o en az iki faktörün ortak etkilerini belirlemeye amaçlıyor. Yani bir grup hastayı alıyorsunuz, bunu dört gruba ayırıyorsunuz. Diyelim ki işte kalp hastalıklarında alkol mü, sigara mı ya da ikisi birden mi etkili, buna bakacaksınız. İşte A grubunda sadece alkol açısından bakarken, B grubunda sigara açısından, A artı B'de hem alkol hem sigara. Bir de hiçbir şey kullanmayan kontrol grubu olduğu gibi. Yani iki faktörü de ortak ya da iki ilacı da ortak vererek bu şekilde bakıyorsunuz. Şimdi yine randomize kontrol çalışmalarda bizim çok alışık olmadığımız tasarımda çalışmalar da var. Bunları pek klinik pratikte görmüyoruz ama hani literatürde var, o yüzden buraya koydum. Mesela mega randomize kontrol çalışma var. En az 10 bin katılımcı oluyor, katılımcılı oluyor. Bir tane katılımcılı olanlar var. N of 1 deniyor. Bunu yıllarca takip ediyorsunuz aynı hastayı. İşte farklı ilaçlar kullanmış olabilir. Özellikle kanser olgularında bu çok var. Bir de ardışık randomize kontrol çalışmalar var. Bunlarda katılım süresi önceden belirlenmemiş. Çalışma devam ettikçe siz de hastaları alıyorsunuz, çıkarıyorsunuz ve son çalışma amacına ulaştığı zaman bunu yayınlıyorsunuz. Şimdi hangisini yaparsanız yapın, randomize kontrol çalışmaları kaydetmeniz lazım. Özellikle yurt dışında yeni imkan düşünüyorsanız o zaman mutlaka ya Clinical Trials'dan ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıt platformundan kaydetmeniz lazım. Ne zamana kadar? İlk katılımcının çalışmaya alınmasından sonraki 21 gün içinde bunu kaydetmeniz gerekiyor. Kayıt kolay, 5-10 dakikanızı alır almaz. Dolayısıyla bunu kaydetmeniz lazım. Peki diyelim ki biz randomizasyon yapamıyoruz. Bize böyle karmaşık geldi. İstatistik olarak karmaşık geldi. Etik olarak sakıncalı. O kadar paramız yok. Ya da işte olgu toplamakta zorluk çekiyoruz falan. O zaman işte randomizasyon yapmıyoruz. Ama yine bir kontrol grubumuz var. Bir işte tedavi verdiğimiz grup var. Nasıl ne diyeceğiz buna? Bunun adına da eskiden non-randomize kontrol çalışma derdik. Şimdi quasi experimental diyoruz. Quasi neredeyse yani olmaz anlamı veren Latince bir örnek. Neredeyse experimental yani neredeyse deneysel demek bu. Bunu bu şekilde belirtirsek de yine bir yayınlanma imkanı olur. Kıymetli bir çalışma oluyor. Nasıl oluyor? Özellikle öncesi sonrası çalışmalar burada önemli. Yani hastayı öncesinde değerlendiriyorsunuz, sonrasında bir girişim yapıyorsunuz ya da bir ilaç veriyorsunuz, sonrasında değerlendiriyorsunuz. Bu tek bir kohorta yapabilirsiniz, tek bir örnekleme yapabilirsiniz. İki ayrı örnekleme yapabilirsiniz, grup 1 ve 2 olur.
Bunları yine girişimden ya da tedaviden önce değerlendirirsiniz ve tedaviden sonra değerlendirirsiniz. Hem gruplar arasında hem de grubun kendi içinde karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Non-equivalent yani denk olmayan kontrol grubu var. Burada da tedavi grubundan öncesi sonrası yaparken kontrol grubuna sadece sonrasında değerlendirme yaparsınız. Denk olmayan oluyor. Bir de kesintili zaman serisi var. Time Interrupted Series diye. Bu özellikle öğrenme erimlerinde, herhangi bir cerrahi yöntemde öğrenme erimlerini değerlendirirken, yorumlarken önemli. Bunda da yine aynı şekilde girişim sonrası işte mesela burada diyelim ki bir eğitim almış cerrah. Eğitim öncesinde işte vaka süresi nasıldı, komplikasyonları nasıl, ne kadardı. Sonrasında ise nasıl oluyor? Vaka süresi işte kısalıyor mu, komplikasyonlar mı azalıyor mu diye belli bir zaman sürecinde özellikle bunları değerlendirme yapılabilir. Şimdi peki bu kadar böyle çalışmalar var. İşte hepimizin bildiği klasik piramit var. Buradan da kayıt kanıt sistemi var. En uçta işte şeyler var, uzman görüşü var. Yani ben görüşüm, benim görüşüm, ben buyurdum, böyle oldu var. İşte ne bileyim ben anket çalışmaları, kesitsel çalışmalar, sonra vaka kontroller, retrospektif kohortlar, işte neredeyse deneysel olanlar ve randomize, piramidin en tepesinde randomize kontrol çalışmalar var. Şimdi tabii Türk insanı olarak iştahımız artıyor. İşte randomize kontrol çalışma yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım ki iyi bir dergide, güzel bir dergide, işte yayınlansın Q1 bir dergide, şanımız yürüsün, adımız olsun diye. Ama şimdi her çalışmaya, her hipoteze, her tasarım olmuyor. Dolayısıyla aslında hiçbir her tasarım, yani özellikle şuradaki şeyi bırakırsak, uzman görüş kısmını bırakırsak, her tasarımın kendine göre olumlu ve olumsuz yanları ve üstünlükleri var. Siz hipoteziniz neyse ya da elinizdeki veri tabanı neyse, bunu en uygun hipotezde bulmak zorundasınız önce. Sonra da o hipoteze uygun olan çalışma tasarımını bilmek zorundasınız. Bunu bilmezseniz eğer yanlış tasarımlar, yanlış ifadeler ve direkt makaleden de olumsuz sonuçlar, olumsuz geri bildirimler gelebilir. Dolayısıyla hiçbiri birbirine üstün değil. Sizin hipotezinize hangisi uygunsa sınamak için, test etmek için en uygun yöntemi olumlu ve olumsuz taraflarını bilerek seçmek önemli. Ben teşekkür ediyorum. Umarım sıkmamışımdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutlamak isterim bu arada. Evet Mine Hocam, güzel sunumunuz için teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdiniz. Umarım bütün meslektaşlarımıza, bilimsel çalışma yapan bütün meslektaşlarımıza faydası olacaktır bu sunumu. Evet, soru cevap kısmında teşekkür ediyorlar Mine Hocam ağırlıklı Teşekkür ederim. olarak. Slaytları paylaşma imkanımız olur mu? Çok tabii ki. Ucot'un evet, webinarları kaydediliyor sevgili meslektaşlarımız. Bu sunumların hepsi daha sonra yayınlanacak. Slaytları da paylaşmak için İsterseniz arkadaşlar yine kanat@hotmail.com benim mail evet. adresim. Mail atarsanız ben size seve seve memnuniyetle yollarım. İsterseniz hani şunu anlatın dersiniz. Daha sonraki webinarlar için de hocam bize yardımcı olur, yol gösterici olur diye düşünüyorum. Çünkü eksik bir Evet. konu. Çok anlaşılan ve anlatılan bir konu değil. Hakikaten de insanın bazen böyle bir yol göstericiye ihtiyacı oluyor. Şimdi önerileriniz olsun da tüm gelecek webinarları biçimlendirmek isteriz. Evet, bir meslektaşımız relatif risk ve odds ratio arasındaki farklardan biraz bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Tamam, hemen o şeye doğru geleyim. Geliyor mu? Şuradan şöyle geleyim. Şimdi odds ratio, şu klasik bizim dört gözlü tablomuz. Hastalık var, vakalar var, bir de kontrol var. Risk faktörüne maruz kalanlar var, kalmayanlar var. Eğer aslında şöyle, burada paydayı değiştiriyoruz. Yani risk faktörüne maruz kalanlar da hastalık görülme oranı bölü risk faktörüne maruz kalmayanlar da hastalık görülme oranı diye söyleyebiliriz. Ne oluyor? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Biri bu.
riskli ise tam tersine faydamız ne oluyor? Ne oluyor? İşte risk faktörüne maruz kalanların arasında ne kadar hasta olmuş? Böyle risk faktörüne maruz kalmayanlar arasında ne kadar hasta olmuş? Bunu bölmek. Aslında benziyor. Sadece faydayı değiştiriyoruz. Evet, teşekkürler. Mine Hocam, isterseniz mail adresinizi daha söyleyebilir misiniz? Kaydedemeyenler olabilir. minekanat.etatmail.com minekanat.etatmail.com Evet, minekanat.etatmail.com. Tamam. Yine teşekkür ediyorlar. Evet. Evet, birinde yani şurada mesela relativistliği bir daha söyleyeyim isterseniz. Risk faktörüne maruz kalanlar paydayken burada hastalıklı olanlar payda gibi. Yani değiştiriyoruz kendi arasında. Bunların aslında çoğu şeyde var, internette var. Sadece hani vaka kontrol yaparken bunlara da bakılması gerektiğini ve istatistik analizde yer alması gerektiğini hani unutmamak gerekiyor. Bir de okurken de bir makaleyi bunun ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Evet. Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii siz de sunumda bahsettiniz zaten. Genelde en çok düşünen yanlış. Şunları toplayalım. Yani bunları Aynen. toplayalım. Buna bakarız. Aynen. Şunları toplayalım. Bundan bir şey çıkar. Çıkar Yani doğru. böyle yapmayalım arkadaşlar. En başta zaten siz ilk slaytlarda koydunuz. Bir hipotezinizin olması gerekiyor. Bilimsel çalışma yaparken bir hipotezinizin olması gerekiyor. Tabii daha yeni başlayanlar için en önemli faktörlerden bir tanesi de çok okumaktan geçiyor. Çok okumak gerekiyor arkadaşlar. Yani okumanız gerekiyor. Makale okumanız lazım, çalışma okumanız lazım. Yani ne kadar çok okursanız bu kadar o kadar fazla benimsiyorsunuz ve o kadar fazla kafanızda fikirler oluşmaya başlıyor. Yani en çok düşülen, hatta siz de söylediniz yine hocam, şunları toplayalım, bundan bir şey çıkar. Bunlara bakarız. Böyle yapmayın sakın. Yani çünkü daha sonra emek veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, sonra bir sürü o verileri analiz etmeye çalışıyorsunuz, onları bir yere uydurmaya çalışıyorsunuz. En büyük düşülen yanlış o, benim gördüğüm genç meslektaşlarımız arasında. Yine tabii çalışma yaparken istatistiksel olarak değerlendirmek de önemli. Tabii biz de ek yardım alıyoruz o konularda. Yine bu çalışmalarla ilgili, dediğim gibi sunum başlarken söylemiştim, UJOT'un bilim adamı yetiştirme programı var. Çok kapsamlı bir program. Profesör Doktor Eray Çalışkan başkanlığında şu an devam ediyor. O programın büyük ihtimal tekrarı da olacak. Eğer daha ayrıntılı ve daha derinlemesine bilgi almak, daha fazla bilgi öğrenmek isteyen olursa, o program yeni döneminde yine duyuruları yapacak sevgili meslektaşlarımız. O programa da dahil olabilirsiniz. O program da ücretsiz bu arada. Derneğimizin ücretsiz bir meslektaşlarımıza hizmeti, o da daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Evet yani en önemli şey bu hocam. Bir de benim en çok gördüğüm böyle klasik bilgiler. Yani işte zaten bilinen işte kanıtlanmış işte bir de biz yapalım falan. Türkiye'den şu yapmış kabul ediliyor. Bir bağlama oturtmanız lazım yaptığınız şeyi. Yani yoksa havada uçuş kalıyor işte. Onunla onu karşılaştırdım anlamlı. İyi tamam da ne yani ne işimize yarayacak? Ya da neyi gösteriyor bu bize? Neyi ifade ediyor? Zaten çalışma için de mutlaka onu değerlendirirken bakılıyor ve hani ben de bakıyorum hakem olarak ve isteniyor sizden. Yani sen bunu hangi bağlama oturtuyorsun? Bununla nereye ulaşmaya çalışıyorsun? Ne vermeye çalışıyorsun? Yoksa baktım oldu değil. Bunların hepsinin yapılmasının bir amacı var. Bu şekilde işte bilgi yığını oluyor ve sonrasında teori değil mi? Yani doğrulanmış şeyler kurama dönüşüyor. Ve bunlar bize klasik bilgi olarak bir süre sonra yer ediyor. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Yani sadece olsun diye bakmamak lazım. Çalışmalarında ben bunu çok görüyorum. İşte şuna bakalım. Bakalım da yani niye bakalım? Amacın ne? Nereye anlamaya çalışıyorsun? İşte o onun benzerine bakmış. Ben de buna bakayım gibi genelde cevap geliyor. Doğru değil. Ondan sonra yemeniz yani zaten böyle yola çıkardım. İşte dediğim gibi hocamın işte makale yazıp sonra bu kadar emek harcayıp para harcayıp gidere deyince insanın tabii canı daha çok sıkılıyor. O yüzden başlarken sağlam başlamak, iyi bir hipotez oluşturmak gerekiyor. Her şeyden evvel.
Evet. Ben tekrar güzel sunum için teşekkür ediyorum Teşekkür ederim hocam. Sayın İnşallah. Yedi Hocam. Sevgili meslektaşlarımız, toplantıyı burada bitiriyorum. Bir dahaki Ujot webinarına hepinizin katılımını bekliyoruz. Ujot webinarları her salı günleri devam edecek. Bu arada 7-10 Mart 2024 tarihinde İstanbul'da ilk büyük kongresini yapacak. Onun duyuruları da başladı. Bu buralarda buradan da duyuracağız yakın zamanda. Bilimsel program belli oluyor şu an. Çok yoğun bir program olacak kongrenin. Kurs ağırlıklı olacak arkadaşlar. Birebir iletişim üzerinde çok duruyoruz ve önem veriyoruz birebir iletişime. O yüzden kurs ağırlıklı bir program olacak kongrede. Hepinizi 7-10 Mart'ta İstanbul'da yapacağımız büyük kongrede bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.